Doğu Türkistan'da şirket sahibi bir Çinli, Çin hükümetinin baskısından dolayı 2 yıl önce İsveç'e geldi ve kendisine uzun süreli ikamet verildi. Çinli iş adamı, İsveç'te süresiz kalmak ve vatandaşlık başvurusu için sahte Uygur kimliği almak üzere Dünya Uygur Kongresi'ne başvurup rüşvet teklif ederek yardım istedi. Ancak Uygur Kongresi yetkilileri tarafından sert bir dille reddedildiği bildirildi. Çin kamu enerji şirketi CNPC, Türkmenistan'da yeni bir doğalgaz sahasında üretime geçmek için çalışmalara başladı. Türkmenistan'ın Amu Nehri bölgesindeki sahadan günde 4 milyon metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor. Yeni doğalgaz sahasında üretim 2019 yılında başlayacak. Özbekistan ve Kırgızistan arasında devam eden sınırları belirleme çalışmalarında varılan anlaşmaya göre Özbekistan ve Kırgızistan arasında toprak değişimi gerçekleştirilecek. Kırgızistan'ın Oş vilayeti Karasu ilçesine bağlı yüzölçümü yaklaşık 4 kilometre kare olan Barak Anklavı, Özbekistan toprakları içerisinde bulunan Kırgızistan parçası Özbekistan'a verilecek. Amerika Birleşik Devletleri borsasındaki düşüş CNN televizyonu tarafından Türkiye ile ticaret savaşı Amerika Birleşik Devletleri borsasını batırdı ifadesiyle duyuruldu. CNN son dakika gelişmesi olarak verdiği haberde Türkiye ile ticaret savaşı Amerika Birleşik Devletleri borsasını batırdı ifadesini kullandı. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülümseyen bir fotoğrafına yer verilmesi ise dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı güvenlik yetkilendirme yasası kapsamında Çin merkezli Huawei ve ZTE markaları hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerin çalışanları tarafından satın alınamayacak ve kullanılamayacak. Birçok devlet kurumu ve şirketin bu değişimden ciddi etkileneceği ve adaptasyonun zaman alacağı ifade ediliyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii nüfusun yoğunlukta yaşadığı Daşti Berçi semtinde bir eğitim merkezine hedef alan intihar saldırısında en az 48 kişi hayatını kaybederken 67 kişi de yaralandı. Güvenlik birimleri intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları eğitim merkezinin önünde infilak ettirdiğini kaydetti.